Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız. İçinde bulunduğumuz yaz ayına uygun olarak şiş çalışmayı seven arkadaşlarımıza bu modelimizi tekrar hatırlatmak istedik. Yazlık bluzlarımız, süveterlerimiz ya da yazlık kullanabileceğimiz diğer örgülerimizde güzel bir çalışma olacaktır bu çalışmamız. Örmesi son derece kolay ve birden boyu da yükselmekte gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz kalın şiş sayesinde çok rahatlıkla istediğimiz örgüye hemen ulaşabiliriz. Evet bu örgümüzün püf noktası bir tane kalın şiş ve bir de ince şişle örülmesiydi. İstediğiniz numarada olabilir şişimizin ölçüsü. Ben bu şişim 10 numara sizler 5 ve 5'in üzerinden itibaren başlayabilirsiniz. Tabii herkesin evinde 10 numara bulunması biraz zor olabiliyor. O yüzden 5 bulunabilir. 5'in üzerinden başlayabiliriz. Kullanacağımız şişlerin birinin çok büyük birinin de bulabileceğimiz en küçük numarada olması gerekmekte. Evet kullanacağımız örgüye göre ilmeklerimizi şişimize topluyoruz. Önce kalın şişimize toparlıyoruz ki ilmeklerimizi ince şişimizde ilk sıramızı rahatlıkla örelim. Ben küçük bir parça örmek istiyorum. Sizlerle birlikte bütün ayrıntılarıyla bu güzel modelimizi çalışalım ve güzel örgüler örerek değerlendirelim. Şöyle diğer tarafından da bakıyorum. Bakınız burası arkası. Burası da modelimizin önü. Şöyle gayet zarif durmakta. Arkası da yine bakın aynı şekilde hoş. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Şişime ilmeklerimi toparlıyorum. Öreceğimiz örgüye uygun sayıda ilmeklerimizi alıyoruz. Biraz ipi uzun tutmamız gerekmekte. Normal ilmek sayısını aldığımız ipimizden şişimiz kalın olduğu için epeyce bir ip kullanıyoruz. Bunu hesaba katalım. Tekrar tekrar boşaltıp tekrar almak zorunda kalmayalım. Epey uzun ayıralım. ilk sıramız için şöyle rahat rahat alalım. Çok sıkıştırmayalım. Bakın rahat. Birkaç ilmek daha alıyorum. Ve bir tane düğümümü atıyorum. Düğümüm sonrası ikinci sıramıza başlayalım. Modelimizin başladığı yer olacak. ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bakın ipim önde. İlmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. Ve mutlaka örüyoruz ilk ilmeğimizi. İkinci ilmeğimi ise bölümünden giriyorum. Örüyorum. Farklı alırsak zırh modelimiz düşmeyecektir. Lütfen buna dikkat edelim. Tersten bir ilmeğimi örüyorum. Yine düzüm örüyorum. Örgünün bütün püf noktası bu düzü almada. Ters örüyorum. Tersimiz aynı. Düzü giriyorum. Örüyorum. Tekrar ters. Düzü bu şekilde alıyorum. En dikkat etmemiz gereken nokta düzümüzü alış noktamız olacaktır. Böyle giriyorum alıyorum El alışkanınız farklı olabilir ama lütfen bu modelimiz için idare edelim. Bu şekilde alalım. Terslerimizde herhangi bir sakıntı yok. Düzümü alıyorum. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Küçük şişimize büyük şişimizden geçişimizi yaptık. Şimdi küçük şişten büyük şişe geçiriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Alt sırayı ilk sıra olduğu için örmüştük. Örmeden aldım ve bakıyorum bakınız. Hemen sıradaki ilmeğimiz ters ilmeğimiz. Tersimi yine ipimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum tersimizi ördük. Sıradaki ilmeğimiz düz. Yine düz ilmeğime bu şekilde giriyorum bakınız buradan giriyorum ve örüyorum. Geçiriyorum ki bu tarafına iyice genişleyecek. Sıradaki ilmeğim ters. İpimi öne alıyorum. Düzümü buradan giriyorum. Alıyorum tersimi örüyorum. Tekrar düzümüzde bütün püf nokta düzde. Tıpkı lastik görüyor gibiyiz bakınız. Ama şişlerimizin boyutlarının farklılığı örgümüzü yani modelimizi ortaya çıkarıyor. sona doğru ilerliyorum. Tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Tekrar tersimi ördüm. Ve en son düz örüyorum. Ve sıramızı yine tamamladık. İlk sıramızın güzelliği ortaya çıktı. Şimdi arkayı çeviriyorum. İnce şişimle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğime bakıyorum düz. Hemen giriyorum buradan. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki ters. Düz ilmeğimiz. Tekrar ters düz ters düz sona geldim düz ve en son yine düz örelim düz de bitirelim şöyle bakın ikinci sıramız sonucu tekrar kalan şişimize geçiyoruz ipimi arkaya aldım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sıradaki ilmeğimin ters olduğunu görüyorum hemen ipimi öne alıyorum tersimi örüyorum düzümü görüyorum tersimi tekrar düzümüzü ters bu şekilde örerek devam ediyoruz istediğimiz ölçü olana kadar bir kalın şişimiz bir ince şişimizde örgümüz tamamlanmakta Evet, kalın şişimize bütün ilmeklerimizi yeniden geçirdim. Örgümüzün arka yönü bakınız. Şimdi tekrar ön yönündeyiz. Modelimizin kendisini gösterdiği bölümdeyiz. Tekrar geçişimizi yapalım. İpimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İkinci ilmeğimi düz başlıyorum. son ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu şekilde örgümüzü örerek ilerletiyoruz. Bakın. Sıralarımız kendisini gayet güzel bir şekilde modelimiz gösterdi. Şiş ne kadar büyük olursa buradaki delikler o kadar büyük olacaktır. Elimizi de biraz gevşek tutarsak örgümüz daha güzel olacaktır. Modelimizi örerek büyüttüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek istediğimiz örgülerimizde bu güzel modelimizi çalışabiliriz. Şöyle tekrar görelim bakın. Arkasını da çeviriyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, sıhhat ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.